İnanması zor ama ben bir başka unsurunda ziyarette etkili olduğuna inanıyorum. O da para. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz Avrupa Konseyi'ne bağlı bir mahkeme. Konsey 47 üyesinin yaptığı katkılarla yaşıyor. Türk hükümeti AB üyeliğine hevesliymiş gibi yaptığı dönemde yani 2015'te Avrupa Konseyi'ne yaptığı katkı payını... 13.6 milyon eurodan 33.5 milyon euroya çıkarmıştı. Bu konseyin toplam bütçesinin onda birine yakın bir rakamdı. Böylece Türkiye, Almanya, Fransa, Rusya gibi en çok katkı sunan 6 büyük donör arasına girmişti. Meclisteki temsilci sayısını artırmış, Türkçeyi de konseyin resmi dilleri arasına sokmuştu. Ancak Avrupa Konseyi Vaklav Havel ödülünü hapisteki eski Yarsav Başkanı Murat Aslan'a verince ve İnsan hakları mahkemesinden de Türkiye aleyhine kararlar çıkmaya devam ettikçe Ankara Konseyi cezalandırmaya karar verdi. Parayı artırma kararından 2 yıl sonra yani 2017 sonunda katkı payını yeniden eski düzeye çekti. Rusya da aynısını yaptı. O dönem Genel Sekreter Yakland Konseyin Türkiye ve Rusya'nın maddi katkısı olmadan ancak yıl sonuna kadar dayanabileceği açıklamasını yaptı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en çok bu iki devlete ceza yazıyor ama bizim maaşları da onlar ödüyor demek istedi. Avrupa'nın en yüksek yargı kurumunun başındaki yargıcın bu motivasyonla hareket ettiğine inanmak zor. Ancak mahkemenin kendi yarattığı hukuku ayaklar altına almasına başka bir gerekçe bulamıyor insan.